3 fazla asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulacaktır. Start butonuna basıldığında KM1 kontaktörü ile motor çalışmaya başlayacaktır. Stop butonuna basıldığında ise KM1 kontaktörü duracak ve KM2 dinamik frenleme kontaktörü 3 saniye müddetle çalışıp duracaktır. Soru bu. Start butonunun adı ne? Input 0.0. Input 0.0 Q 0.0'ı 0.0'ı çalıştırdı. Stop input 0.1 Q 0.0'ı durdurdu. Neyi çalıştırdı? Q 0.1'i 3 saniye. 3 saniye. Tamam mı? Şimdi devre basit. Önce sırayla adım adım bir gidelim. Önce start'a basalım, KVM kontaktörünü çalıştıralım. Start neydi? Input 0.0'a bastık. Yine set resetli gidelim devrede. Set resimliği Q 0.0 çünkü kalıcı bir çalışma söz konusu. Motor çalışıyor mu? Motor çalışıyor şu anda. Durduralım motoru. Durdurma neydi? Reset. Input 0.1. Bu 1 bit. Reset desin Q 0.0. Şu anda normal çalışmayı yaptık mı burada? Yani. Normal çalışmamızı yaptık. Olay ne burada? Devreye dinamik frenlemeye ait neyin girmesi lazım? Dinamik frenleme için KM2 kontaktörü. Evet. Şimdi stopla input 0.1 stop muydu? Dinamik frenlemenin kontaktörü devreye alalım. Dinamik frenlemenin kontaktörü neydi? Q 0.1. Kısa süreli de olsa kalıcı çalışacak. Kalıcı çalışacağı için bunu yine setledik 1 bit. Dinamik frenleme devreye girdi mi? Devreye girdi. Input 0.0'a bastık. Motorun K1M kontaktörü stop'a bastık. K1M kontaktörü devreden çıktı. Giriş çıkışını yaptık. Aynı zamanda ne yapıyorum? Stop'a bastığımda input 0.1'e bastığımda Q 0.1 dinamik frenlemeye ait enerji veren K3M kontaktörü mü dedik ona? K3M kontaktörünü devreye soktuk. K5 mi? KM2. KM2 miydi? Özür. KM2. Neyse düzelttik. Şimdi devreye soktuk mu? Devreye soktuk. Bu Q0.1 çıkışı ne kadar çalışacak? 3 saniye. 3 saniye sonunda bu çıkış duracak. O zaman devreye bir zaman ölçüsü ekleyeceğim. Son zaman bölgesi yine T 37'den başladık. Yine zaman sayacağı için neyi sayacak? 3 saniyeyi sayacak. 3 saniye sonunda işlem yapacak. Yani yine bir ton zaman bölgesi. Yani çekmede gecikmeli bir zaman bölgesi kullanıyoruz. 3 saniye. T 37'nin çarpan kat sayısı ne? 100 milisaniye. 3 saniye dediğiniz şey 3000 milisaniyedir. 100'ü düştüğümüz zaman burada veya 100'e böldüğümüzde 30 koyduğumuzda ne olacaktı benim için? 3 saniyelik çekmeden gittiğinde zaman verirse. Son zaman bölümünü de böyle oluşturdum. Peki bu zaman bölüm ne zaman devreye girecek? Bu zaman bölüm stop'a bastığım zaman devreye girecek. Buraya stop'u ekleyelim. Input 0.1. Stop'u buraya ekledim ama stop'tan elimi 3 saniyeden önce çektim. Stop'tan elimi 3 saniyeden önce çekersem zaman ölçüsü zaman sayma işlemini bitirmez. O nedenle benim burayı start'tan bağımsız hale getirmem lazım. Start'tan bağımsız hale getirebilmem için stop'a bastığımda çalışan eleman neydi? Q0.1'di. O zaman Q0.1'i buraya koyduk. Zaman saymaya başladı mı? Saymaya başladı. Peki. Bu süre sonunda ne yapacak? Q0.1'i devre dışı bırakacak. O zaman T37'nin açık fakat 3 saniye sonra kapanacak kontağını. Açık fakat 3 saniye sonra kapanacak kontağı. Yani normalde açık kontağını getirdim. Nereye koydum? Q0.1'i reset edeceğim yere koydum. Tamam. Şimdi bunu hep set resetlerle gittik. Tamam mı? Normal bir çalışmaymış gibi yapalım bunu. Yani set reset kullanmadan mühürleme devreleriyle gidelim. Şimdi geldik. Stop bu.
Hangisi? Input 0.1 stop'un. Şu ne? Start'ın input 0.0'ı. Niye çalışırdı bu? Q 0.0'ı. Buraya da ne koydum? Q 0.0 mühürlemesi koydum. Ne oldu? Start'a bastım. Q 0.0 çalıştı. Stop'a bastığımda Q 0.1 buraya açtı ve Q 0.0'ı devre dışı bıraktı. Mühürlemesi çözüldü. Bura normal motora çalıştır dediğiniz devre. Tamam mı? Yani motoru sürekli çalıştırdığınız devrenin kendisi. Şimdi burada ilk ekleyelim devreye. Zaman öresini ekleyelim. Ve zaman öresini çalıştıracak yardımcı veya dinamik frenlemeyi, enerjiyi veren, doğru akım veren kontaktör alalım devreye. Şimdi input 0.1 neyi çalıştıracak? Q 0.1'i çalıştıracak mı? Stop butonu Q 0.1'i çalıştırdı mı? Çalıştırdı. Ama elimi çekersem Q 0.1 duracak. 3 saniyeden önce duracak. Elimi 1. saniyede, 2. saniyede çektim. Ben ne istiyorum bunu? 3 saniye çalışmasını istiyorum. Bunun devamlı çalışabilmesi için yine burayı Q 0.1 ile mühürledim. Ne oldu? Stop'a bastım. Stop'a basınca Q 0.1 devreye girdi. Burayı mühürledi. Artık kendisi devamlı çalışıyor. Tamam mı? Ama ne istiyorum ben burada? 3. saniyede bunun devreden çıkmasını istiyorum. O zaman Q 0.1 ile birlikte yine ton zaman öler. Niye ton? Tekrar söylüyorum. Bakın işlemi süre sonunda yapılması isteniyor. Yani butona bastık. Sayma yapıldı. Zaman öresi tarafından sayma işlemi yapıldı. Sayma işlemi sonunda işlem yap diyoruz biz. Bir şeyler yap. O nedenle ton kullanacağım. Enerjiyi verdim. Süreyi saydı, süre sonunda işlem yaptı. Tamam. Şimdi yine T37'yi koyduk. Buraya da 30 koyduk. Bu zaman öresi ne yapacak? Bu zaman öresi Q01'i devreden çıkaracak. Q01'i bu zaman öresini devreden çıkarabilmesi için T37'nin de buraya neyi koymam lazım? Kapalısını koymam lazım. Stop'a bastım. Kapalı üzerinden 0.01'i çalıştırdı. Mühürlemesini yaptım. 3 saniye saymaya başladı. 3 saniye sonunda açtı kontağını. Q01 enerjisiz kaldı. Kendisi enerjisiz kaldı. Zamanı sıfırladı ve buradaki mühürlemeyi de açtı. Bu da set reset değil de normal bildiğiniz kumanda mantığıyla, mühürleme mantığıyla çözdüğümüz devre. Şimdi hangisi kolay? Satır sayısı az. Tamam mı? Kabul. Satır sayısı az ama satırdaki işlemler kalabalık. Anlaşıldı mı? Bana sorarsanız en mantıklısı kısa kısa ama network sayısı fazla olsun sorun değil. Her network'ün ne yaptığını bileyim. Anlatabiliyor muyum? Ha ne olur network'ün yukarıda açıklamaları var. Örneğin motor çalıştıran network. Bakın bu network'ün açıklamasıdır. Altındaki ne olduğunu satırla o network'te ne olduğunu ben bilirim. Yazarım. Motoru durduran network. Bakın o network'te ne olduğunu bilirim. Yani bir gün sisteme müdahale etmeniz gerekti. Projeyi yaptınız. Aradan 5 yıl geçti, 3 yıl geçti. Veya başka birisi geldi. Siz değilsiniz. Başka birisi geldi. Ve yazılıma müdahale edecek. Ekleme yapacak. Değişiklik yapacak. Network'lerde açıklama olmasına fayda var. Aşağı inin başka bir nötrü. Dinamik frenlemeyi devreye sokan network. Aşağı inin dinamik frenlemeyi devreden çıkaran network. Şimdi buna baktığımız zaman bu ne? Motoru devreye sokup çıkaran network. Sokma çıkartma devreye burada oldu. Tamam mı? Ve devreye baktığınız zaman devrede bir sürü kontaklar var. Devre takip unsurunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Tamam. Network sayısı fazla gelebilir gözünüze. Olabilir. Önemli olan o network'te ne yaptığını bilmenizdir. Tamam, sorusu olan var mı?